Yarın bir dakika ekranım gelmedi. Neden? Ha geldi. Evet ya. Ben de tam şarkıyı kıyamadım ama olsun. Olsun. Evet. Pink Floyd tabii sevdiğiniz gibi. Arkadaşlar yarın da C grubunun demo dersi var. Zaten şeylerini görmüşsünüzdür. Nedir o? Reklamlarını vesairesini Instagram'da falan görmüşsünüzdür. Yarın C grubuna da katılmanızı tavsiye ederim. Olsun. Görüşürüz. Pazar günü de TYT demo dersleri var. O da sadece dilciler için. Onu da unutmayın. Ona da katılırsanız çok güzel olur. Türkçe, matematik vesaire. Tamam mı? TYT'nin de çok güzel olacağını düşünüyorum. Bence ona da katılın. Şimdi biz mini mini tatlı tatlı kolay kolay readingler yapalım. TYT Pazar. Yarın C grubunun demo dersi var. Yarın C grubunun demo dersi var. Yani üst seviyenin temel dersi var. Ondan sonra da pazar günü de TYT'nin var. Bu dersler kayıt altına alınıyor. Evet arkadaşlar. Sıkıntı yoksa. Şimdi bakın arkadaşlar ilk readingimizde zaten yine bu şu anda bende de bir ha kendine geldi. Tamam geldi. Donmalar geçti. Arkadaşlar bu demo dersler bugün benimkisi yarın İsmail Hoca'nın var. Pazar gününe TYT var. Bunlar demo ders ücretsiz. Hepsi ücretsiz. Alright. Onu yine Instagram sayfamızdan vesaire saatlerini öğrenebilirsiniz. Tamam mıyız? Hadi dönelim. Az vaktimiz kaldı. Hadi. Ne kadar işlersek kâr. Demo ders yine olabilir tabii. Duruma göre bakacağız ama artık benim gerçek derslerim başlıyor. B grubu dersleri. Biliyorsunuz Eylül sonu Ekim başı işte 3 Ekim'de olması lazım. 3 Ekim'de zaten gerçek dersler başlıyor. O yüzden demo derslerin olacağını çok düşünmüyorum. Ama tabii why not diyoruz. Şimdi reading kitabımızda neler yaptığımızı ben size şöyle bir anlatayım. Tamam mı? Şöyle bir açayım. Durun bir. Şunu. Hop. Arkadaşlar gerçek derslere son kayıt diye bir şey yok. İstediğiniz zaman kaydolabilirsiniz. O ama işte kaçırdığınız dersleri de o zaman dersler kayıt altına alınacak ya kayıttan izlersiniz daha sonra. Yani son kayıt gibi bir şey yok. İstediğiniz zaman derslere kaydolabilirsiniz. Gerçek derslerin başlayacağı zaman. 3 Ekim'de ama dersler başlıyor. Dersleri sadece kaçırmış olursunuz. Ama tabii nedir o? Onları da kayıttan izleyebilirsiniz. Nasıl isterseniz yani. Ama tabii her zaman canlı gibi olmadığını da bilelim. Şimdi arkadaşlar burada önce reading'de çok tatlı özellikle minik minik readingler seçtiğimizi yapalım diye çok da kolay zorlanacağınızı sanmıyorum zaten. Şimdi readinglerin öncesi ben bir genel olarak mantığını anlatayım. Bakın buradaki readingler readinglerin kendileri içeriği anlaması, okuması vesaire kolay olmasına rağmen, soruları da kolay olmasına rağmen soruları şimdiden alışın diye, nasıl geleceğini alışın diye çünkü az sonra zorlaşacak bunlar, sınav seviyesine çıkacak. Hep sınav türü sorular var. Yani pasaja göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Pasaja göre aşağıdakilerden hangisi çıkartılabilir? Pasaja göre bilmem kim boşluk işte ne demişse aşağıdan seçiyoruz. Buradakiler tabii ki doğal olarak hani soru tarzına bir aşina olalım. Soruları nasıl çıkartırız bir onlara bakalım diye. Bunlar kolay pasajlar. Tamam mı? Önce çok kolaylarla başlayacağız. Hiçbirinizin zaten zorlanacağını sanmıyorum. O yüzden korkmayın. Yavaş yavaş zaten derslerde de öyle dozajı arttırarak gideceğiz. Buradaki amaç ne? Önce vokabimizi geliştirebilmek. Tamam mı? Okuduğumuzu anlayabilmek. Bakın doğru çeviri her zaman hayat kurtarır. Unutmayın. Tamam mı? Doğru çeviri nasıl yaparız? Çünkü reading soruları sınavının hepsi 80 sorunun 80'inde de neyle karşılaşacaksınız? Bir trikle, bir oyunla, küçük küçük böyle sizi kandırmaya çalışmacalarla karşılaşacaksınız. Okuduğunuzu yanlış anladığınız anda bunun sadece reading ile alakası yok. Sınavın her bölümünden bahsediyorum. Ben de donmadı bu arada her şey yolunda. Sınavın her bölümünden bahsediyorum. Okuduğunuzu anlamadığınız zaman game over. Anlamanız lazım arkadaşlar. Anlamazsak eğer çünkü ne olacak? Zaten bize sordukları o hileli şıklara düşeceğiz, kanacağız, yanlış cevap olacak. O yüzden bakın her zaman
Ben gerçekten doğru anlıyor muyum diye. Beyninizin sizi çok da kontrol etmesine müsaade etmeyin. Çünkü beyniniz size hep şey diyecek. Tamam hadi anladık geç. Hadi anladık geç. Hadi anladık tamam uzatma daha da okuma falan diyecek. Siz bir şey anladığınızı sanacaksınız. Ondan sonra soru da sizi ters köşeye yatıracaklar. O yüzden onu yapmayın. Tamam mı? Her şeyi anladığınızdan emin olun. Şimdi burada ben size şunu şöyle bir minikleştirerekten ne yapacağımızı anlatayım. Önce reading'in kendisi gelmeden önce her reading'in önünde minik bir vocabulary var. Tamam mı? Kelime çalışması var. Bu reading'in içinde çıkacak sözcükler ve anlamları yazıyor. Şimdi reading'e başlamadan önce bu sözcüklere çalışmanıza gerek yok. Tamam mı? Boştan yere çalışmayın. Önce reading'i çözmeye başlayın. Reading'i çözerken eğer ha ben şu kelimeyi bilmiyorum. Neymiş? Bir bakayım demek isterseniz o zaman dönüp bu sözlükten faydalanabilirsiniz. Tamam mı? Her reading'in önünde şöyle minik bir önce Türkçe başlıyor. Küçük bir alıştırma bölümümüz var. Bu alıştırmada hemen reading ile ilgili kelimelere kendimizi alıştırıyoruz. Ne kadar biliyoruz, ne kadar bilmiyoruz diye deniyoruz. Ben hemen bize şöyle bir minik bir anket açayım. Şöyle hafiften başlayalım. Şimdi öncelikle çoktan seçmeni bir şey yapalım. Kaç seçeneğimiz var? 3 seçeneğimiz var, değil mi? A, B, C diye. Şimdi mesela birinci soruya bakalım. Birinci sorumuz diyor ki aşağıdakilerden hangileri aile üyeleridir? Tabii ki birden fazla cevabımız olacak otomatikman burada. Doğru. O yüzden de cevap olmayan şeyi işaretleyin siz. Hangisi yanlış cevap? Bana onu gösterin. Daha rahat ederiz. Hangisi yanlış cevap? Geriye kalanların doğru olduğunu ben anlarım. İşte bu. Nice. Teşekkür ederim. Evet. Aynen. Değil mi? Father, sister zaten sözcüklerin anlamını biliyoruz. Baba. Değil mi? Kız kardeş. Bunlar aile üyesi. Ama flower dediğimiz şey ne? Çiçek. Çiçek olduğu için de otomatikman ne? Doğru cevabımız olamaz. Öyle değil mi? Aynen. İkinci soruya bakıyorum hemen. İkinci sorumuz ne diyor? Aşağıdakilerden hangileri okulla ilgili sözcüklerdir? Siz yine sadece yanlış cevabı işaretleyin. Çünkü iki cevabımız var. Sadece yanlış cevabı işaretleyin. Yanlış cevabı işaretledik, değil mi? Study okulla ilgili bir sözcük, ders çalışmak demek, değil mi? Bir şeye çalışmak demek. Biology bu da büyük harfle yazıldığı için ne anlıyorum? Bu da bir ders adı, değil mi? İşlediğimiz derslerden birisinin adı. Yani biyoloji. Bursa ve Ceyhan doğru cevap ama mother doğal olarak neyle alakalı bir sözcük değil? Okulla alakalı bir sözcük değil. Hemen üçüncü soruya bakalım. Ne diyor? Aşağıdakilerden hangileri aile üyesi değildir? Yine siz sadece yanlış cevabı işaretleyin. Hayır, hangileri? Evet, yanlış cevabı işaretleyin. Bakalım. Alright. Şimdi aşağıdakilerin hangileri aile üyesi değildir? Bursa ve Ceyhan aile üyesi değil, değil mi? Big and Mechanic. Bunlar aile üyesi değil. Aile üyemiz hangisi? Adana. Biz neyi işaretliyoruz? Bursa ve Ceyhan'ı işaretliyoruz. Hemen bakalım. Dördüncü sorumuza gelelim. Aşağıdakilerden hangileri meslektir diyor. Hangileri meslektir? Siz yanlış cevabı işaretleyin. Sadece yanlış işaretleyin. Doğruları işaretlemeyin. Aynen. Teacher bir meslek. Otomatikman doğru cevap. Mekanik ne demek peki? Bir yazın bakayım göreyim. Mekanik ne demekmiş? Aynen değil mi? O da doğal olarak meslek. Demek ki yanlış cevabımız ne? Bursa olacak. Aşağıdakilerden şimdi doğru cevabı işaretleyebilirsiniz. Çünkü tek cevabımız var. Aşağıdakilerden hangisi big ile eş anlamlıdır? Hangisi? Devam devam daha çok cevap alayım. Hadi go 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 go. Canlanın biraz. Evet. Doğru cevabımız large, değil mi? Big ve large eş anlamlı. Peki bana başka eş anlamlarda söyleyebilir misiniz bu anlama gelen? Evet. Başka? Evet. Huge. Gigantic. Devam. Massive. Giant. Çok güzel. Enormous. Devam. Grand. Çok güzel. Devam. Great. O da olur. Devam. Elder olmaz. Büyük anlamında kullanıyoruz bunu. Büyük. Hadi mighty de olur. Tremendous de olur. Hadi.
Major da olur. Ve buraya bir de neyi ekleyebiliriz? Hatırladık mı? Immense. Göz alabildiğine uzanan, engin. Değil mi? Aferin. Güzel. Hemen son sorumuza geliyorum. Aşağıdakilerden hangileri doğa kelimeleridir? Siz yine sadece yanlış cevabı işaretleyin. Yanlış cevabı işaretleyin çünkü iki doğru cevabımız var. Ben böylece doğru yaptığınızı bileyim. Aynen, değil mi? Garden, flower, doğayla alakalı sözcükler, değil mi? High school'umuzda yanlış. Hemen anketimizi kapatıyorum. Şimdi arkadaşlar, ondan sonra hemen şunu konuşalım. Kitabın daha işleyişini göstereyim ben size. Sonracığıma bir sonraki sayfamızda reading'imiz var, tamam mı? Reading'imizin soruları var. Exercise 2'si var, 3'ü var. Bu collocation testi çok güzel bir test bu. Yine ne ile kullanılır minik minik size anlatmaya başlıyoruz. Bu bizim okuma kitabımız. Okuma kitabımız. Ondan sonra da bakın her reading'in arkasından da bu çok güzel olacak sizin için. Her reading'in çevirisi de var arkadaşlar bu kitabın içerisinde. Reading ile yan yana değil. O yüzden kendiniz çözerken görmüyorsunuz. Ama takıldığınız bir şey olduğunda, çeviremediğinizde ya da kendiniz mutlaka yazarak çevirinin çok faydalı olacağını düşünüyorum arkadaşlar. Kendiniz çevirdiğinizde daha sonra kendinizi hemen buradan kontrol edebilirsiniz. Kontrol ettikten sonra da baktınız. Bunlar tabii ki kolay ama doğal olarak bunların şeyi artacak. Evet, yeni baskılı. Bunların şeyi artacak, dozajı artacak. Her reading'in arkasında da yine çevirisi de olacak. Diyelim ki yapamadığınız bir şeyi yaptınız, çeviriye bakıyorsunuz, aynı değil, farklı. Ne yapacaksınız hemen bana soracaksınız. Diyeceksiniz ki, hocam ben böyle çevirdim ama kitap böyle diyor. Nasıl oluyor? Bir düzeltelim mi? Vesaire diye konuşacağız. Şimdi biz çeviriye bakmadan önce hemen bir reading'imize bakalım. Reading'imizi bir analiz edelim. Tamam. Evet, şey var. Bunlar yeni kitaplarımız işte, yeni baskılar. Şu anda şimdiye kadar işlediğim her şey bizim temel seviyenin ilk kitapları, ilk vocab kitabı, ilk grammar kitabı, ilk reading kitabı. Bunların hepsi size gelecek zaten. Tamam mı? Ondan sonra da bu bitince bir üst seviye, üst seviye diye gideceğiz. Tamam mıyız? Sıkıntı var mı bunda? Yoktur herhalde diye düşünüyorum. Alright. Ne? Peki. Ne? Reading Passage 1 ile başlayalım. Bu en kolay pasajımız zaten arkadaşlar. Hemen bir bakalım. My name is Hans. Bakın zaten emizarı yeni öğrendik işte. Önce özne ve my'ın arkasından noun'la kullanıldığını görüyoruz. My name. Tek başına kullanılmıyor. Benim ismim Hans. Değil mi? I'm a mechanic. Ben bir tamirciyim. I live in London in the city center. Çevirin bakayım bu cümleyi. Düzgün çevirin. Göreyim. Go. Ya da tam tersi arkadaşlar, değil mi? Aynen. Londra'da şehir merkezinde yaşıyorum, değil mi? Londra'da şehir merkezinde yaşıyorum. I have a brother and a sister. Bakın özne, fiil, sonra nesne. Bir erkek ve bir kız kardeşim var. Çok güzel. My sister's name is Barbara. Kız kardeşimin adı, bakın önce özne geliyor. My sister's name is Barbara. Peki, my sister's name is diyor ya. Onun yerine ne yazabilirdim? My sister yerine ne yazabilirdim? Nine. Değil mi? Şöyle yapalım. Her name. Değil mi? Ups. Şöyle. Şunu da yazayım da. Karışıklığa yol açmasın. My sister's name'in yerine her name yazabilirdim, değil mi? Özne. Kız kardeşimin adı Barbara. She's a student. O bir öğrencidir. She studies medicine at a university. Bunu düzgün çevirin bakayım. Hadi göreyim. Hadi göreyim. Aferin. Tıp. Aynen.
Bir üniversitede tıp okuyor. Aferin, aferin, aferin. Çok güzel. Ne yapmadınız? Studies'i, değil mi? Studies'i çalışıyor falan diye çevirmiyoruz, değil mi? Okulla birlikte kullandığımızda ne diye çeviriyoruz? Okuyor diye, değil mi? She studies at a high school. She studies at a university. Bir üniversitede okuyor, değil mi? My brother's name is Alan. Erkek kardeşimin adı Alan. Evet, bunun yerine ne yazabilirdik? Bunun yerine ne yazabilirdik? Az önceki gibi yapın. Thank you. His name is Alan. Değil mi? His name diyebilirdik. He's a student too. Evet, to'nun altı çizilmiş. Belli ki buradan soru gelecek. Değil mi tatlı tatlı? Çevirin bakalım. Nasıl çevireceğiz? Aferin. Nice. O da bir öğrencidir. Değil mi? Düzgün çevirimiz bu. Tabii ki o da öğrenci. Doğru çeviri de. O da bir öğrencidir. Yani buradan neyi anlıyoruz? To ne demekmiş? Ayrı yazılan dahi anlamındaki deda, değil mi? O da. O da. Evet, bir öğrencidir. He goes to high school. Liseye gidiyor, değil mi? Liseye gidiyor. We live in a big house with our parents. Ebeveynlerimizle, değil mi? Biz ebeveynlerimizle büyük bir evde yaşıyoruz. They are both teachers. Buyurun, bu cümlenin çevresini sizden alayım. They are both teachers. Değil mi? İkisi de, değil mi? İkisi de öğretmen. İkisi de öğretmen. Our mother is an English teacher. Annemiz bir İngilizce öğretmeni. And our father is a biology teacher. Ve babamız bir biyoloji öğretmeni. There is a big garden in front of our house. Evimizin önünde büyük bir bahçe var. Değil mi? Beginner anlamlarını zaten yukarıya yazdık. There are a lot of flowers in the garden. Bahçede bir sürü çiçek var. Şimdi bakın arkadaşlar, buradan hemen neyi öğreniyoruz? Deriz derarı ne diye çeviriyormuşuz? Deriz derarı ne diye çeviriyormuşuz? Thank you. Var, değil mi? Var diyebilirsiniz. Bulunmaktadır diye çevirebilirsiniz. Hani daha akademik cümlelerde. Çünkü deriz derarı çok akademik cümlelerde de kullanıyoruz, değil mi? There is a link between smoking and cancer. Bakın, alın işte. Klasik cümle, paso her yerde karşımıza çıkıyor. There is a hatta strong link diyelim. Bir de sıfat da koyalım. There is a strong link between smoking. Elim var mı diyor. Smoking and cancer. Ne diyor? Çevirin bakalım. Aferin, aferin. Aynen. Sigara ve kanser. Bakın, derizleri önce çevirmiyorsunuz. Hep en son çeviriyorsunuz. Gördünüz mü? Cümle istediği kadar akademik olsun. İsterse 5 satır, 10 satır, 3 sayfa olsun. Deriz, derar hep en son çevriliyor. Ne diyoruz? Sigara içmek ve kanser arasında kuvvetli bir, güçlü bir bağlantı var. Burada mesela ne diyebiliriz? Güçlü, kuvvetli bir bağlantı bulunmaktadır. Deriz derarı bulunmaktadır diye de çevirebilirsiniz. Tamam mıyız? Sıkıntı yok, değil mi? Deriz derar cepte. Devam ediyorum. There is a lemon tree in the garden. Bahçede bir limon ağacı var. We love our house very much. Şimdi ne yapacağım biliyor musunuz? Şöyle size 3 tane şey açacağım. 3 sorumuz var. Anket açacağım. 1, 2, 3 diye. Tamam mı? Şöyle. Ondan sonra siz onları A diyeyim. B diyeyim. C diyeyim. Bunları şöyle bir güzelce de bir cevaplayın. Şu soruları da şöyle getiriyorum size. Yenilerini açacağım tek tek. İkinci soru. Şöyle yapacağız. Hop. Bu da ikinci soru. Sorunun numarası üstlerinde yazıyor arkadaşlar. Görerek ona göre çevirebilirsiniz. Bunların bu kadar büyük olmasına gerek yok. Şöyle yapalım. Bir tane daha açacağım şimdi. Hemen üçüncü anketimizi de açalım. Üçüncü sorumuz. Hemen onu da açalım. Şimdi birazcık yukarıya kaydıracağım. Üçüncü sorumuzu da şöyle açalım. Ondan sonra
Tabii ki birlikte çözeceğiz. Ama önce ben de bir ne yaptığınızı görmek istiyorum. Şuraya da bir dakika dördüncü soruyu açacağım. Hemen onu da küçültüyorum. Şöyle de dördüncü soruyu da buraya alırsam harika olur. Evet. Şimdi birinci soruyu zaten çözmeyen neredeyse yok. Şöyle alırsam bence bütün soruları görebilirsiniz diye düşünüyorum. Evet, az çok. Hadi birazcık daha bekleyeyim. Bir 30 saniye daha bekleyeyim. Bakın. Evet, şimdi konuşalım. Şimdi öncelikle arkadaşlar bakın, burada zaten her zaman beklediğimiz şey şu. Şimdi her soru burada kendi içinde kıymetli. Şöyle kıymetli. İngiliz şu anda bunu anlayabilecek İngilizceniz olduğu için soruların size çok kolay geldiğini biliyorum. Ama bunu hemen bir üst level'a yayarak mevzuyu hemen algılayabilmeniz lazım. Şöyle yapacaksınız. Bu soru tarzlarının hepsi direkt böyle sınavda çıkıyor. Tamam mı? İlk soruyu geçelim. İlk soru kolay ama ilk soruda da yapılan oyun ne? Bize paragrafta ne dedi? Brother, sister dedi. Brother ile sister'ın ne olduğunu biliyoruz. Brother erkek kardeş, sister kız kardeş. Ama size bunu bakın soruya çevirirken soruda o iki sözcüğü kullanmıyor. Kolay olmasın diye. Ne yapıyor? O iki sözcüğün de yerine geçebilecek hangi kelimeyi kullanıyor? Söyleyin bana. Sibling'i kullanıyor. İşte bakın bu yüzden kelime bilgisi çok önemli. Eş anlamlı sözcükleri çok iyi bilmeniz lazım. Sibling ne demek? Kardeş demek. Burada da cinsiyeti belli olmuyor. Şimdi brother'ın erkek olduğunu biliyoruz. Erkek kardeş. Sister'ın kız kardeş olduğunu biliyoruz. Bakın bunlar da cinsiyet belli. Ama sibling direkt kardeş demek. Cinsiyeti belli değil. Orada eş anlamlısını kullanaraktan ne yapıyor? Biliyor musun, bilmiyor musun? Çünkü bilmiyorsan ne yapamayacaksın? Bu soruya cevap veremeyeceksin. Çok belli. Şimdi hemen bakıyorum. Hans'ın kaç tane kardeşi var arkadaşlar? Bir erkek kardeşim, bir kız kardeşim var demedi mi? Biri tıp okuyor dedi, değil mi? Biri de liseye gidiyor dedi. Yani Hans'ın kaç kardeşi var? İki. Haksız mıyım? Hemen anketi sonlandırıyorum ve sonuçları gösteriyorum size. Şimdi Hans'ın üç kardeşi var diyen var, Hans'ın dört kardeşi var diyen var. Açıklamamı istediğiniz burada bir şey var mı? Anlamadığınız bir şey var mı? Kimin dediği önemli ama ya da neden 3 ya da neden 4 dediniz? Bana onu söyleyebilir misiniz? Yanlış yeri diyorum. Peki. Tamam o zaman. Devam ediyorum. Sıkıntı yok diye düşünüyorum burada. Şimdi gelelim. Bakın. Bu da ikinci bir soru türü. Herhangi bir soru sormuyor. Cümlenin en başını veriyor. Arkasını tamamlamanızı istiyor. Arkasını nasıl tamamlamanızı istiyor? Tabii ki bundan daha uzun oluyor. Cümleler de daha uzun oluyor, şıklar da daha uzun oluyor. Hans's house. Şimdi bakın burada size bir kopya vermiş. Hans'ın evi diyor. Hans'ın evine ne olduğuna dair cevap verebilmeniz için paragrafın içinden hemen neyi bulmanız lazım? Hans'ın evinin geçtiği yeri bulmanız lazım. Değil mi? Arkadaşlar cevaba odaklanmayın. Biz şu anda bir yönteme odaklanalım. Bunlar zaten kolay. Bunlar size çerez gibi geliyordur. Benim tartıştığım şey o değil. Bunu nasıl uygularız ona bakacağız. Şimdi bakın cümlenin başında kopya geldi size. Hans's house. Demek ki bunun cevabı house'un geçtiği yerden çıkacak. Hemen geliyorum reading'ime. House'un ilk geçtiği yeri arıyorum. Nerede buluyorum onu? Değil mi? We hemen bakın şuradan ben size şöyle göstereceğim şunu. We live in a böyle yapmasaydım iyiydi. Yapacağım. Şöyle şuradan ha. We live in a big house with our parents diyor.
Gördünüz mü? House'un geçtiği ilk yeri buldum. Orada big diyor. Demek ki bu ev büyükmüş. Şimdi evle ilgili bu bilgiyi şıklarda bulabilecek miyim? Hans House is small. Küçük demedim. Expensive, pahalı. Pahalı ile ilgili de bir şey söylemedi. Large. Kimin eş anlamlısı? Big'in eş anlamlısı. Demek ki cevabımız ne olacakmış? Burada ki zaten hepiniz de doğru yapmışsınız. Görüyorsunuz. Büyük olacak. Gelelim yine başka bir soru türümüze. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Bakın, which of the following is false? Bunu yapabilmek için ne yapmamız lazım? Şıklara bakıp tek tek eleyerek gitmemiz lazım. Doğruları eleyeceğiz. Adana'ya bakıyorum şimdi. Hans'ın ebeveynleri öğretmendir. Bu bilgi doğru mu yanlış mı? Bu bilgi doğru mu yanlış mı? Siz söyleyin bana. Doğru. Çünkü ne dedik? Hans'ın annesi İngilizce öğretmeni, babası biyoloji dedik, değil mi? Biyoloji öğretmeni. Aynen. Hemen bakıyorum Bursa'ya. There are many plants in the garden. Bahçede bir sürü bitki, çiçek, böcek vesaire var. Ağaç var. Doğru mu? Doğru. Nereden biliyorum doğru olduğunu? Bakıyorum. Bakın başlıyorum şuradan hemen. There is a big garden. Şuradan alayım hemen. There is a big garden diyor. There are a lot of flowers. Zaten a lot of flowers bitki değil mi? Lemon tree de var. Yani demek ki hemen geliyorum şıklara. There are many plants in the garden. Evet, bir sürü bitki var. Bakın flower yerine neyi kullanıyor? Plant'ı kullanıyor. Eş anlamlı sözcük. Hemen geliyorum 3'e. Hans and his family live in the countryside. Doğru mu yanlış mı? Yanlış. Nesi yanlış? Yanlış olan yerini söyleyin bana. Doğrusunu da söyleyin. Aynen, değil mi? Değil mi? Evet. Şehir merkezinde yaşıyorlar. Şeyde yaşamıyorlar. Countryside'da yaşamıyorlar, değil mi? In the city center dedik. O yüzden cevap Ceyhan. Şimdi arkadaşlar hemen şuna baktığımızda şu anketi bir sonlandırayım. Görüyor muyuz? Değil mi? Yanlış yapanlar yanlışlarını anladılar mı? Anladılarsa bence sıkıntı yok. Geliyorum şimdi dördüncü soruya. O beşinci sorumuz da varmış. Onun da geleceğim. Bu arkadaşlar klasik soru. Banco neredeyse her readingde çıkıyor. Beş tane readingimiz var sınavda. Üçer sorusu var hepsinin. Yani toplamda 15 soru var. Neredeyse her readingin son sorusu bu. Tamam mıyız? The passage is mainly about. Bakın. Mainly, şunları bir kapatayım da ben onu bir yazayım. Bu önemli. Tamam mı? Şunu da gizliyorum. Şunu da şuraya alıyorum. Şimdi bakın. Mainly, main idea, main içeren sözcükleri gördüğünüzde ne yapacaksınız? Bunun size ana fikir sorduğunu, bu pasajın ana fikri nedir diye sorduğunu hemen anlayacaksınız. Tamam mı? Bakın şimdi ana fikir sorularının tricky kısmı, hileli kısmı şudur. Bende bağlantı çok iyi. Tricky kısmı, hileli kısmı şudur arkadaşlar. Bütün paragrafın ana fikrini bulmanız lazım. Aradan ayrıntı ayrıntı bıttık bıttık çekip çekip onlar doğru cevap olamaz. Şıklara onları da yazıyorlar. Yani paragrafın ortasından bir tane cümleyi seçiyor, şıkka koyuyor. E diyorsunuz ki bu paragrafta geçiyor. Ama arkadaşlar sorunun cevabı değil. İşte sıkıntı orada. Sorunun cevabı bütün paragrafı kapsayacak şekilde olmalı. Ne demek istediğimi anlatabiliyor muyum? Bütün paragrafla alakalı olmalı. Sıkıntı yok değil mi bununla? Alright. Şimdi bakıyorum hemen. Anketi sonlandırıyorum, sonuçları yayınlıyorum. Bakın. Pasajın ana fikri nedir? Ana fikir sorusu arkadaşlar bu. Hans'ın günlük rutinini mi anlatıyor? Hans'ın günlük rutinini mi anlatıyor bu paragraf? Mesela şey mi diyor? Sabahları 6'da kalkarım, 7'de okula giderim, önce İngilizce dersine girerim, ondan sonra anlatmıyor. Bursa'ya geldim. Hans ve aman bir Türkçe İngilizce karıştım. Hans ve onun ailesini mi anlatıyor? Evet. Bence evet. Önce Hans söyledi, ben şuyum.
Ondan sonra kardeşlerim var dedi, annem babam var dedi, ailem dedi, şurada yaşıyoruz dedi. İki bizim hoşumuza gitti Bursa. Onu cebe koyduk, Ceyhan'a kesinlikle bakıyoruz. Elemeden gitmiyoruz arkadaşlar. Geldim Ceyhan'a, Hans'ın ailesi. Paragraf sadece Hans'ın ailesiyle mi alakalı? Size sorun mu? Hayır. Neden hayır? Çünkü paragrafın başına gidiyorum. My name is Hans. I'm a mechanic. Kendisini anlatmıyor mu? Hepsini kapsayacak cevabımız nedir? Hans ve onun ailesi. Şimdi geliyorum hemen 5. soruya. Buyurun 5. soruyu da okuyarak bir cevaplayalım. Ay 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 sonuçları kapatayım. Birbirinizden etkileniyorsunuz sonra. Cevaplarınızı ben görüyorum. Bence hazır gibisiniz. Az çok hazır gibisiniz. Şimdi bakın arkadaşlar. Tu'nun birden fazla manası olduğunu biliyoruz. Tu'nun bir manası da çok demek. Değil mi? Bir manası da çok demek değil mi? Size işte böyle soru soracaklar arkadaşlar. Kelime sorduklarında böyle soracaklar. Adam size tuğunun anlamını sormuyor. Adam size neyi soruyor? Pasajdaki tuğunun anlamını soruyor. Bakın, tuğunun genel olarak anlamını sorarsa, tuğ ne demek diye sorsa size, Adana'da doğru cevap, Bursa'da doğru cevap, Ceyhan'da doğru cevap. Ne demek istediğimi anlıyor musunuz? Ama bize sorulan soru ne? Pasajdaki tuğunun anlamı ne? Pasajdaki tuğya gidip bakıyorum. Pasajdaki tuğya gittim baktım. Tuğunun altı çizili görüyorsunuz. He's a student too. Sally, tuğunun anlamını biliyor musun? Ne olduğunu? Yok yok, Sally'ye soruyorum. Sally anlamadım dedi ya. Sally, tuğunun anlamını biliyor musun? Yok. Bir de çok anlamı var ya. It is too hot in here. Burada çok sıcak, burası çok sıcak dediğimiz. Tu anlamını biliyorsun değil mi? Anlatacağım arkadaşlar, anlatacağım. Don't fear, Irem is here. O iş bende. Önce bir şunu şey yapalım. Şimdi, tu'nun iki anlamı var. Değil mi? Birinci anlamı çok demek. Çok. Gereğinden çok. Fazla demek. Aşırı demek. Hatırladınız mı onu? It is too hot here. Oldu mu? Burası çok sıcak. Aşırı sıcak. Bu anlamı, bu birinci manası. Bunu anladık. Şimdi geliyorum ikinci manasına. İkinci manası I am a teacher too. Ben de bir öğretmenim. İkinci manası neymiş? D'da iki, ayrıca anlamında. Yani birinci manası çok demek. Evet. Birinci manası çok demek, aşırı demek, gereğinden fazla demek. İkinci manası da deda demek. Ya evet ayıracağım, bir durun, bir durun, bir dersimi bitireyim. Üstüme gelmeyin. Ayıracağım. Durun. Ne olur bir şey anlatırken beni kesmeyin. Tuğ'un iki manasını anladık. Şimdi. Efendime söyleyeyim. Burada bu soruya baktığımızda eğer tuğ olarak alırsak bunu, bu üç cevapta doğru olur. Adana çok demek, Ceyhan çok demek. Yani ilk anlamı olur. Burası çok sıcak. İkinci anlamı da Bursa olur. Demek ki bunların üçü de doğru cevap. Benim burada ne yapmam lazım? Pasajdaki anlamına bakmam lazım. Size sorduğu soru şu. Pasajdaki tu hangi anlama geliyor? Hemen pasaja çıkıyorum. Pasaja. Pasajdaki tu hangi anlamda? He's a student. O bir öğrencidir. Çok mu? O da bir öğrencidir mi? Hangi manadaymış? Also manasındaymış. Deda, ayrıca anlamında. Yani bu yüzden cevabımız ne olacak? Bursa olacak. Anlamayan var mı arkadaşlar? Talk to me. Aynen. Salih anladın sanırım, değil mi? Salih cevap versin bana. Salih de anlamamıştı. Ha, alright. Salih anladın mı? Yes, çok güzel. Very good. Tamam.
O zaman şimdi tabii kurtlandığınız için hocam sorularımız diye ders dinleyesiniz yok değil mi? Ders dinleyesiniz yok. Hep bir şeyler soralım, bir şeyler öğrenelim. Evet, tamam hadi dersi bırakıyorum. Alright. Gitmek isteyen gidebilir arkadaşlar. Katıldığınız için çok teşekkür ederim. Umarım derste de birlikte oluruz. Çok tatlısın. Teşekkür ederim. Derste de birlikte oluruz. Her zaman bir sıkıntınız, bir şeyiniz olduğunu da zaten biliyorsunuz. Şeyden ulaşabiliyorsunuz. Nedir o? Instagram'dan vesaire de ulaşabilirsiniz. Her zaman yanınızdayız arkadaşlar. Dilcileri seviyoruz. Hepiniz başarılı olun. Çok iyi yerlere gelin. İstediklerinizi yapın istiyoruz. O yüzden dediğim gibi her zaman yanınızda desteğiz. Katıldığınız için çok teşekkür ederim. Sizinle tanışmak çok güzeldi. Kendinize iyi bakın. Instagram'ımı tabii ki vermiyorum arkadaşlar. Evet. Songül yavrum sınav seviyesi. Biz zaten YKS dil grubuyuz. Şimdi sorularınızı alabilirim. Gidenler gidebilir. Hoşça kalın. Görüşürüz arkadaşlar. Songül sorularına başlayalım. B grubu temelden başlayıp sınav seviyesine geleceğiz. Sınava hazırlanıyoruz. Haziran'da sınava gireceğiz. Herkesle aynı seviyede olacağız. Biz dilciyiz. Akacağız Songül, akacağız. Evet. Ne grubu? WhatsApp grubu. B grubum, kendi grubum başladığında oradaki öğrencilerimle WhatsApp grubu kuracağım tabii ki. Bir daha demo dersi olacak mı Hilal? Ondan emin değilim ama tabii ki olabilir. Neden olmasın? Almanca için önerebileceğim sözlük fazilet ne yazık ki şu anda aklıma gelmiyor. Bu ders videoları da demo videolar da kayıtlı. Şu anda kayıttayız arkadaşlar. Kayıttayız. Bunların kayıtları olacak. Gerçek derslerin de kayıtları olacak. Online eğitime katılmayacaklara bir tavsiye. Arkadaşlar, online eğitime katılmayacaklar kitaplardan kendi materyallerini düzgünce alıp kendilerine ders programı hazırlayaraktan düzenli bir şekilde çalışmalılar. Ama TYT'yi unutmayın ne olur. İngilizce kadar bizim için TYT de çok önemli. Lütfen ders programınızı çıkartıp kendi kendinize nasıl hazırlanacağınızı, günde neye ne kadar vakit harcayacağınızı, ne kadar ayıracağınıza bakarak disiplinli bir şekilde çalışın lütfen. Ben dilbilim mezunuyum arkadaşlar. WhatsApp grubu bu grupla kurmayacağım arkadaşlar. Bu bizim demo dersimiz biliyorsunuz. 10. soruşunuz. Demo dersle bir alakamız yok biliyorsunuz. Kendi grubumla B grubu başlayınca tabii ki WhatsApp grubu kuracağım. Diğer dersin saatlerine nereden ulaşabiliriz? YKS değil akına girip bakabilirsiniz arkadaşlar sitemize. Ya da yavaş yavaş yazın tek tek şey yapacağım. Açık hepinize cevap vereceğim. Diğer dersin saatlerine yksdilakin.com sitemizden bakabilirsiniz. Ya da Instagram sayfamıza bakabilirsiniz. Yine yksdilakin. Oradan da şey yapabilirsiniz, bulabilirsiniz. Neslihan. Neslihan, odaklan Neslihan. Bu ders normal dersimiz değil. Normal dersimiz 3 Ekim'de başlayacak arkadaşlar. 3 Ekim'de. Bizim derslerimiz cumartesi, pazar ve salı akşamları olacak. Alright. Evet. YKS dil bursu. O dediğin Merve şey ihtiyacı olan öğrencilere verdiğimiz burstan bahsediyorsun değil mi? Onların ne zaman açıklanacağı? Onlar da işte bir iki güne onlar da açıklanacak Merve. Ondan sonra hemen. Hocam telaffuz için önerdiğiniz program var mı? Arkadaşlar telaffuz için bence bol bol hani dizi, film, müzik bunları dinleyin. Hem izleyin hem dinleyin. İster Türkçe altyazılı, ister İngilizce altyazılı. Özellikle bildiğiniz dizileri, önceden izlediğiniz dizileri İngilizce altyazıyla filmleri bir daha izleyin. B ve C grubu kitapları aynı değil şey var. Önce B biz temelden başlıyoruz, C temelden başlamıyor. Daha sonra aynı kitapları işlemeye başlayacağız. Bursu arkadaşlar biliyorsunuz öğretmenler başvuruyorlar ihtiyacı olan öğrenciler için. İhtiyaca göre başarılı ve ihtiyaç olması kıstasına göre burs veriyoruz. B grubu haftada 3 gün. Kitaplar baskıdan çıktı arkadaşlar. Artık kargolanmaya başlıyor. 40 net altı bazen 40 net üstü çıkıyor. Hangi seviyeyi almam gerektiğini nasıl anlayabilirim? Ya da istediğimde diğer grubun dersini dinleyebilir miyim? Bu önce bir tanesini satın aldığında zaten bu gruplardan herhangi bir tanesini satın aldığında B grubu öğrencilerini mesela B'yi satın aldınız. C grubunun derslerini dinleyebiliyorsunuz. Ama kayıttan. Online değil. Ya da C grubunu satın aldınız. C grubunu canlı dinliyorsunuz. B grubunun derslerini de online dinleye şey kayıttan dinleyebiliyorsunuz daha sonra. Tabii ki beni istediğiniz zaman Serra ile ziyarete gelin. Evet. Kitapların seviyesi gitgide yavrum işte onu anlatıyorum ya. B temelden başlayıp yükseleceğiz. Sınav seviyesine doğru gideceğiz. Biz de
Yüksek grupla aynı seviyede olacağız. Zaten amaç o. Dilciyiz. Hepimiz sonuna kadar hazırlanıyoruz. Bu 2 senelik bir program değil. 1 senelik bir program. Çok faydalıydı. Melekçim ne demek? Ben de tanıştığıma çok memnun oldum. İyi ki katıldınız. Bir faydam dokunduysa gerçekten çok mutlu oldum. Arkadaşlar kitap önerisi bildiğimiz ders çalışma kitabıysa tabii ki bizim setlerimizi öneriyorum. Çünkü ben de kitap yazarlarından bir tanesiyim. Direkt bizim sınava özel olarak yazılmış kitaplar. Seviye seviye her zaman sürekli ne yazarsak yazalım. İçinde hep sınavda çıkan kelimeler, sınavda çıkan yapılar. Hep onlar vurgulanarak yazılmış şeyler. Tabii ki bizim kitaplarımızı tavsiye ediyorum. B grupları haftada 3 gün olacak arkadaşlar. Playlisti ben hazırlamadım arkadaşlar. O yüzden bilmiyorum. Kitapları kimler alacak? Kitapları kimler alacak? Ne demek Merve? Yani bizim B ya da C grubuna kayıtlı olan öğrencilere zaten kitaplar kargolanacak. Bu kadar. Satışa ne zaman sunulacak? Satışa çıktı kitaplar. Normal derslerimiz haftada kaç saat? 8-12. 8-11 saat. 11 saat. Dil çalışmak her zaman aynıdır arkadaşlar. Hangi dile çalıştığınız fark etmez. Sıfırdan başlayıp aynı şekilde çalışıyorsunuz. Sağ ol Cemre. Ben de katıldığınız için çok teşekkür ederim. Umarım Salih, umarım. Elimizden geleni yapacağız. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Hakikaten ben de çok keyifli bir ders geçirdim. Çok sağ olun katıldığınız için. Gramer arkadaşlar her grupta aynı. En geç Şubat sonu yüksek seviyede olsanız, aynı B grubu da olsanız Şubat gibi bitirmeyi planlıyoruz. Gramerleri. Başka soracağınız bir şey var mı arkadaşlar? Yoksa beni azat edebilirsiniz bence. Hayır yavrum. Cumartesi pazar sabah derslerimiz. Cumartesi pazar derslerimiz sabah. Salı da akşam olacak. 5.30-8.30. 3 gün. Haftada 3 gün. Aynı soruyu 8. kere cevaplıyorum. Evet seçebiliyorsunuz. İngilizceden sınava girince Fransızca bölüm seçebiliyorsunuz. Ama o üniversiteye göre değişiyor. Yani işte Hacettepe'yi vesaireyi seçebiliyorsunuz. Giden öğrencilerim var. Bu sene Hacettepe İngiliz Dil ve Edebiyat, aman şey, Fransız Dil ve Edebiyatı'na giden öğrencilerim oldu. Gazi'ye de giden oldu. Şeye de giden oldu. Hacı Bayram'a da giden oldu İngilizceden girip. Evet. Sonracığıma... Neyi hatırladım Ayşe? Görüşürüz Kübra. Önemli değil. Tabii ki hatırlıyorum yavrum. Soyadımdan hatırlıyorum. Gelin hatırlamaz mıyım? Önemli değil arkadaşlar. Ne demek? Ne demek? Tanıştığıma çok memnun oldum hepinizle. İngilizce bölümünü kazandığımızda sizinle çalışabilirim. Hele bir Ankara'yı kazanın da bir bakalım nasıl yetiştirmişiz sizi. Bizim öğrencilerimiz nasıl olmuş? Neden olmasın? Neden olmasın? Arkadaşlar, kayıtlar bitmez. Kayıtlar bitmez, sadece ders kaçırırsınız. İstediğiniz zaman kayıt olabilirsiniz ama tabii ki doğal olarak serverların bir kapasitesi var ama düşündüğünüz gibi düşük bir kapasite değil o. Kayıdı ne kadar erken olursanız o kadar iyi olur. Doğal olarak bir süre sonra kapasitesi dolunca kapanacak. Tabii ki yavrum ilk dersten anlattım ya her zaman grammar, pardon, her zaman vocabulary, grammar, okuma ve çeviri olarak gideceğiz. Her zaman kelime çalışması, her zaman okuma çalışması, her zaman çeviri çalışması yapacağız. Arkadaşlar her zaman düşük seviyede olsanız, yüksek seviyede olsanız, fezaya da çıkmış olsanız ilk saatler her zaman vocab saati. Her zaman. İkinci saatler ve son dersin yarım saatine kadar ya dil bilgisi ya soru türleri sınavda bu sorular nasıl çıkmış, nasıl karşılaşırız, ne yaparız, paragraf mı çözeceğiz, cümle tamamlama mı çözeceğiz, neyse. Son dersin yarım saati her zaman okuma çeviri olacak. Evet Ayşe benim eski öğrencim arkadaşlar. Birebir fiziksel de aldı bu dersi, biliyor. Arkadaşlar, I'm just a teacher. Ben tabii ki önerilerinizi alırım, iletirim. Ama biliyorsunuz ki son karar hiçbir zaman bende değil. O yüzden tabii ki iletirim. Ama ihtiyacı olan öğrencilerin hocaları zaten burs biliyorsunuz. 300 öğrenciye burs veriyoruz ve kitaplarla birlikte arkadaşlar. Kitaplarla birlikte. O yüzden ihtiyacı olan öğrenciler zaten burs için başvurdular. Onları zaten değerlendirmeye alacağız. Kesinlikle, kesinlikle. Aynen.
Ünvan ne kastettiğini birazcık açıklar mısın? Kitapların soru çözümleri derken kastettiğin ne baby? Yani çevirili, mesela çoğu kitabımızın zaten reading okuma kitaplarının da olsun, gramer kitaplarının da olsun çevirileri var. Zaten çevriliyor. Artı, bilgisayarım gitti sandım ya. Evet. Görüşürüz Salih. Katıldığınız için teşekkür ederim. Evet, burs kazananlar online derslere katılacak. Aynen. Onu Instagram'dan sorabilirsin. Instagram'dan sorabilirsin. Deneme çözümlerini tabii ki çözümleri birlikte yapacağız. Ne yıl sonuna kadar? Bursu kazananlar tabii ki yıl sonuna kadar. Zaten bursu o demek. Yani para verip katılmışsın gibi düşün. Biz burs çıkan öğrencilere normal parasıyla katılıyormuş gibi derslerini vereceğiz. Normal almış gibi. Aynen, o demek. O zaman tamam mıyız? Can I go? Denemeler olacak. Tabii ki olacak. Denemesiz YKS değil grubu mu olur arkadaşlar? 34 tane denememiz var. 34 tane. 12'si Türkiye geneli. 8'i video çözümlü. İstediğiniz zaman çözüp videosunu açıp izleyebilirsiniz. 14'ü yine çözümlü kitap halinde gelecek size. 34 tane deneme olacağız arkadaşlar. Ya sor Ayşe sor. Hadi arkadaşlar ben de inceden gidiyorum. Sizinle tanıştığıma çok memnun oldum. Kendinize çok iyi bakın. Umarım çok başarılı olursunuz. Umarım emeklerinizin karşılığını alırsınız. Umarım hak ettiğiniz yerlere gelirsiniz arkadaşlar. Ya Ayşe bunları yüz yüze konuşalım. Derste konuşulacak şeyler mi bunlar? İyi akşamlar arkadaşlar. Görüşürüz. Hoşçakalın.